Merhaba değerli arkadaşlar. Verişki Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz ekonomide daldan dala atlayalım. Ne yapalım? Şimdi bir kere bir saray medyası 3. Dünya Savaşı'nı çıkarma peşinde. 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? Biraz ona bakarız. Tabii savaş konuşuluyorsa bunun ekonomiye etkileri ne olur? Ona bir bakmamız lazım. Diğer taraftan gri listeden çıktık, başardık diye alkışlar. Neyi başardın? Oraya niye girdin o çukura? Oradan çıkmayı başarılı olarak kabul ediyorsun. Bunun peki borsaya ve piyasalara etkisi? Borsa uçmadı. Peki uçar mı? Daha önce satın alınmıştı. Hem savaş var, hem gri liste var, hem işte önümüzdeki ayın ortalarında 19'unda not artırımı var. Bunların altına, dolara, efendim borsaya etkisi ne olur? Onları konuşalım. Tabii enflasyon var. Temmuz geliyor, asgari ücrete zam yapılmayacağı. İşte artık biz yapmayacağız dedi. Hükümet tarafı yapılmasını istemiyoruz dedi. İşte emekliye ne olacak? Ve tabii ki enflasyon. Ben kendi enflasyonumu ölçüyorum. O enflasyonu da açıklayayım. Hepsini böyle sırayla gidelim. Yani bir tarafta savaş, bir tarafta borsa, bir tarafta altın, bir tarafta enflasyon ve tabii bir tarafta da vergiler. 32 kısım tekmini birden başlayalım. Şimdi önce enflasyon. Benim her ay kendi oluşturduğum sepete göre bir enflasyon hesabım var. Haziran'da coştu. Coştu %8,8. Geçen sene Haziran'da da yine %8,13'tü. Yani enflasyon Haziran ayında tam gaz devam etti. Tam gaz. Yani düşecek dedim ben enflasyon. Bakalım TÜİK ne bulacak bilmiyorum. ENA grubu da göreceğiz. Onlar ben yakın çıkıyorum. 8,8'lik Haziran ayı enflasyon yılın ilk 6 ayında da %43. Yani ben de yılın ilk 6 ayında %43. İşte TÜİK bunu %20, 20'ler, 25'ler, 20 değil de 25'e yakın çıkartıp işte emeklilere o kadar zam diyecekler ama %43 benim bulduğum. Yıllıkta %121. Şimdi ben enflasyonu diğerlerinden farklı olarak ayrıca dolarla da ölçüyorum. Neden dolarla da ölçüyorum? Dolar baskılanıyor. Ortada doğru dürüst bir fiyat mekanizması, çalışan bir fiyat mekanizması yok. Ölçü birimi olarak kullanabileceğimiz para birimi kalmadı Türkiye'de. Bu dolayısıyla yani bir fiyat mekanizması, piyasa mekanizması bunların hiçbirinin çalışmadığının en temel göstergesi. Dolarla da enflasyon ne olmuş? Önce şöyle söyleyeyim. Dolar geçen ay biraz bıraktılar. %2,14 arttı. Bir önceki ay tamamen sabitti. Dolar yılbaşından bu yana %11,51 arttı. Son bir yılda da %27 arttı. Yani %120 enflasyona karşılık %27 arttı. Hal böyle olunca dolarla da Türkiye'de enflasyon %74 oldu arkadaşlar. Hani şimdi turistler diyor ya, ya Türkiye çok pahalı olmuş. Evet çok pahalı oldu. %74 Türkiye'de dolarla enflasyon. Hani millet koştura koştura 35 lira olmasına rağmen 1 euro koştura koştura Yunan adalarına gidiyor ya Türkiye'den çok daha ucuz. Evet çok daha ucuz. Üstelik şöyle bir tuhaflık da var. Mesela Türkiye'de 1 kilo domates 35-40 lira, Yunan adalarında 100 lira marketten aldığın zaman ama lokantada daha ucuz. Yani lokanta oradaki Yunan adasındaki lokantalar Türkiye'nin üçte biri. Fakat bakkaldan satın aldığın gıda ürünleri Türkiye'nin iki katı, üç katı. Lokantalar, hizmet sektörü, turizm sektörü yakaladın mı? Fena öpüyor. Fena öpüyor. Su içelim. Dolayısıyla bakın dolarla da enflasyon %74. Aylık olarak dolarla enflasyon %6 çıktı. Yılbaşından bu yana da dolarla enflasyon %28. Şimdi böyle bir enflasyon yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de ölçecek, fiyatları ölçecek, herhangi fiyat mekanizmasını da düzgün çalıştıracak bir para birimi kalmadı. Ölçü birimi yanlış. Yani lastik metreyle herkes ölçüyor. Bu
faydalanan fiyatını kendi belirleme şansına sahip olan sanayicisinden işte küçük esnafına kadar diyelim herkes yakaladığına denk getirdiği fiyatı dayıyor. Bunun adına da hani şey deniyor bizim iktisatçılar arasında fiyatlama belirsizliği, fiyatlamalardaki belirsizlikler veya bozulmalar, fiyatlama sistemindeki tutarsızlıklar diyorlar. Bunu Türkçesi yakalarsam severim diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Daha doğrusu bu. Bir fiyatlama ahlaksızlığı var diyelim. Şimdi bu işin enflasyon tarafı. Peki borsa ve faiz ne olacak? Borsa ve faiz işte hani gri listeden çıktık diye sevindik. Niye gri listeye girmiştik? Onu zaten biliyorsunuz. Türkiye 5 kuruş. Yani dışarıdan gelecek her türlü paraya muhtaç bir ülkeydi. Ne kadar uyuşturucu parası var, terörle ilgili para var. Herkese kucak açtık. Onlar geldi. Onların denetimi kontrol dışı bırakıldı. Aynı zamanda bunun bir parçası olan kripto para piyasalarıyla ilişki bir kanun çıkmamıştı. Hem bir tane taraftan kara parayla mücadele edici işte adli ve polisiye tedbirler var. Diğer taraftan işte kripto para düzenlemesi mevzuatı kabul edildi mecliste ve Türkiye gri listeden çıktı. Bunun sonucunda borsa yükselmedi. Niye yükselmedi? Çünkü gri listeden çıkacağı belliydi. Bunun fiyatlaması daha önce yapılmıştı. Peki bunun olumlu etkisi olur mu piyasalara? Şöyle diyelim olumlu etkisi. Şimdi borsa tarafına büyük emekli fonları gri listede yurt dışındaki büyük emekli fonları gri listede olan ülkelere ne diyelim mevzuatları gereği yatırım yapamıyordu. O yüzden şimdi onların Türk borsasına yatırım yapmasını önü açıldı. Ne zaman yapıldı? Gri liste zaman yapılır gelir. İşte gri listeden çıktı Türkiye koştura koştura gelir miyiz? Hayır gelmezler ama gelirler. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ama saray medyası 3. Dünya Savaşı çıkartıyorsa, çıkartmak için gayret ediyorsa, Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız Türkiye 3. Dünya Savaşı'na hazır diyorsa gelmezler. İster gri listeyi bırak, altın listede de olsan, en parlak gökkuşağı listesinde de olsan hiç kimse gelmez sen böyle savaş çağrıları yapıyorsan onu bir kenara not edelim. O savaş kısmına geleceğiz. Ayrıca orayı biraz sona bırakıyorum. İlgililer, meraklılar, tarih özellikle de tarihe meraklılar, tarih ve ekonomi arasındaki ilişkiye meraklılar izlesinler diye. Çünkü ilk izleyici kesim ya borsaya etki ne olacak, dolara etki ne olacak? Ama borsaya etki şu anda bütün borsadaki analistlerin ortak görüşü orta vadede borsa yukarı doğru gözüküyor. Öyle bir beklentileri var. Ama bu kadar yabancı çıktı özellikle son işte 4 haftada 1 milyar doların üstünde satış yapan yabancı hemen gelir mi? Gelmeyecek ama bir süre sonra gelecek diye bir beklenti var. Fakat yabancı böyle bu kadar 1 milyar dolarlık çıkış yapmasına rağmen borsa düşmüyor. Yani 10.500'de kaldı. Daha önce teknik analiz yapanlar veya analiz ki ben teknik analizlere karşıyım ama daha önce böyle analiz yapanlar, direnç noktası yapanların söylediği gibi artık bu şey dip noktası olarak görülüyor. Bir ara 9.800, 10.200'ler deniyordu. Şimdi artık 10.500'ler dip noktası veya dolar olarak yani 320 dolarlar bu dip noktası deniyor. Nereye kadar yukarı çıkar? Vallahi önümüzdeki bir 10-15 gün veya Temmuz ortasına kadar da ben 11.500'leri görebiliriz diye tahmin ediyorum, bekliyorum. Burada tabii tekrar altını çiziyoruz. Çok yoğun hisse senedi ve borsayla ilgilenmeyen arkadaşların asla balıklama
hisse senetlerine girmemesi bankaya yatırım fonlarının hisse senedi ağırlıklı fonlarıyla çalışmaları ve bugüne kadar da hep böyle bugünkü şartlarda olması gereken makul davranışın işte yarısı kadarı mutlaka parası para fonlarında, öbür yarısında hisse senedi ağırlıklı fonlarda olması önerisiydi. Geçtiğimiz hafta için hisse senedi ağırlıklı fonlarda öyle çok başarılı bir performans yok geçen hafta için. Ama aylık performans değerlendirmesine bakıldığında yine banka faizinin üstünde olduğunu görüyoruz. Birçok yatırım, yani hepsi değil tabii, bazı bankaların bazı yatırım fonları. Şimdi işin bu tarafını bırakalım. Altın böyle bir durdu ama eğer bir savaş kışkırtıcılığı yapılacaksa altını, doları, daha doğrusu doları, borsayı, hisse senedini, yatırım fonlarını hepsini bırakın. Altına hücum diyelim eğer inanacaksak savaşa, ki saray medyası öyle diyor. Hatta o altınları da böyle hani bankalardaki altın hesabını değil, yastık altı yapalım. Hani banka kasası da değil, yastık altı yapalım. Çünkü 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor arkadaşlar. Savaş çıkacak mı? Geleceğiz oraya. Şimdi bu dolarda ve faizde durum ne olacak? Bütün beklentiler işte Eylül'e kadar faiz artmayacak. Evet, artmayacak ama Eylül'de artar mı? Şimdi bazı arkadaşlar Eylül'ün işte o 20'sinde bu Merkez Bankası Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla ve baskısıyla faizi düşürebilir diyorlar. Bazı arkadaşlar da ya bunu Merkez Bankası Kasım'a kadar da ötedeyebilir diyorlar ama ne olursa olsun bizim daha doğrusu yapmamız gereken şey Ağustos ortasında havayı tam koklayıp bu carry trade felaketi, yani bu carry ticareti felaketle sonuçlanmadan önce pozisyonları düzeltmek olmalı. Birinci şey, yani dolar açısından bakıyorum. Dolar artmıyor, sabit kalıyor. Bir miktar artacak ama tekrar bir şey söyleyeceğim. Biraz önce söyledim. Kendi ölçtüğüm enflasyonla, ki benim ölçtüğüm enflasyonla ENA grup enflasyonu at başı gidiyor. Benim ölçtüğüm enflasyon yıllık %121. ENA grupta büyük ihtimal bu seviyede bir enflasyon açıklayacak yıllık olarak. Ben son bir yıl içerisinde doların, yani %121 enflasyona göre dolarla %74 enflasyon yaşandığını ölçüyorum. Son 6 ayda dolarla %28 enflasyon yaşandığını ölçüyorum. Başka ifadeyle enflasyon %120 iken yıllık dolar artışının %27 olması, bu fiyatlama mekanizmasının, bu maliyet mekanizmasının, bu dış ticaret sisteminin işlemeyeceğini gösteriyor. İşlemez. İşlemez. Bir yerde fena balon oluşuyor, fena patlar. Ne zaman patlar? İşte bu işte şu anda bol sıcak parayla bu basınç oluşmasını önlüyoruz ama bol sıcak parayla bunu idare ettiğimizi zannediyoruz. Ama siz doları baskılayıp da Türk lirasına %50 faiz veriyorsunuz. Doları %10 arttırıp da reel olarak %40 net faiz verirseniz dolara, buna hiçbir ekonomi, hiçbir ülke dayanamaz. Bakın Türkiye'de abuk subuk şeyler oluyor. Yani biz bu sıcak para için kur korumalı mevduattan şu anda daha beter bir işe girdik. Kur korumalı mevduat başımıza büyük dert açacak dedik. Dinletemedik. Büyük dert açtı ama daha faturasını ödemedik de. Bakın onu da söyleyeyim. Daha faturasını ödemedik. Şimdi ondan daha büyük bir bela geliyor. O bela geldi kur korumalı mevduatı ama daha bizim sırtımıza binmedi. Böyle karabasan gibi üstümüzde duruyor. Duruyor. Şimdi size bakın bir iki rakam vereceğim. Geçen hafta Türkiye'nin en büyük sanayi, 500 sanayi kuruluşunun 2023 verileri açıklandı. 500 büyük sanayi kuruluşunun 2023 yılında elde ettiği toplam kar 645 milyar lira. Bakın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi 645 milyar lira kar etmiş.
Peki. Sadece Merkez Bankası 2022'de 73 milyar lira kâr eden, 2022'de 73 milyar lira kâr eden Merkez Bankası 2023'te 818 milyar zarar etmiş. Bakın. 500 büyük sanayi firmasının toplam kârı 645, tek başına Merkez Bankası'nın zararı 818 milyar lira. Türkiye'de dehşet para kazanan bankacılık, mevduat bankaları var. 34 tane mevduat bankasının toplam kârı 605 milyar lira. Bütün bankacılık sistemi. 605 milyar mevduat bankacılık sistemi. 605 milyar. Bir tek Merkez Bankası'nın zararı 815 milyar. Ve bu zarar daha bizim üstümüze binmedi. Bu zararı Merkez Bankası kağıt üstünde taşıyor. Bu zararı Merkez Bankası kağıt üstünde taşıyor ve bu bir süre içerisinde, ya bir şirket zarar ettiği zaman ne olacak? Onun sahibi o kadar öz kaynak koyacak. Sahibi kim? Hazine. Hazine şimdi Merkez Bankası'na 815 milyar al sana zararını kapa diyecek parası mı var hazinenin? 2,6 trilyon 2024 yılı için zaten bütçe açığı. Bu 2,6 trilyonun üstüne binmiş bir yüktür bu. 818. Yani o bütçe açığı 2,6 değil, onu siz 3,5 trilyonu vurmuş demektir. Ve daha bir bu kadar zarar duruyordu, önümüzdeki seneye devam edecek. Böyle bir ekonomide siz nasıl önümüzdeki döneme yönelik nurlu ufuklar beklersiniz? Soru bir. Bu müthiş bir felakettir. Şimdi gelelim öbür mevzuya. Ha, bir mevzu daha söyleyeyim. Enflasyon bu. İşte emekli maaşlarını TÜİK enflasyonu kadar arttıracaklar. O işte %20-25. Ama benim bulduğum İlk 6 ay %40, hiç asgari ücrete zam yapmayacaklar, ama asgari ücret de zam yapmadılar. Elektriğe %38 zam dayadılar. Şimdi elektrik tamam bize de dayadılar, hepimize, ama aynı zamanda sanayide de önemli bir ara girdi kaynağı. İmalat sanayinde elektrik girdisinin payı kaç şu anda bilmiyorum, ama işçiliğin payı %10. Asgari ücrete %25 zam yapsan işçiliğe bütün toplam maliyetler içerisindeki payı %10 olduğu için %2,5 etkilemeyecek enflasyonu. Aman enflasyon arttırır diye asgari ücrete zam yaptırmıyorsunuz. Ama sonra %33 elektriğe haşırtlı blackboard geçiriyorsunuz. Yani ve bu sadece yani elektrik üretim maliyetleri, özel elektrik üreten şirketlere kıyak değil, aynı zamanda da hiçbir iş yapmayıp avantadan, hani fatura karşılığı para toplayan, yapması gereken dağıtım yatırımlarını doğru dürüst yapmayan elektrik dağıtım şirketlerine bir güzelleme, bir kıyak çekiliyor. Böyle bir zam yapıldı. Bu sanki enflasyonist etki yaratmayacakmış. Göreceğiz. Burada önemli olan iktidar için halk önemli değildir. Önemli olan bizim sarayın gelirleri ve yandaşların gelirleri artsın, onlara bir ne diyelim hayal gelmesin. Onlar bu niyetle gidiyor. Şimdi dolar, altın, borsa esas uzun vadede ne olacak? Siz savaş çıkartacaksanız uzun vadede, o zaman sadece altın olacak. Herkes bozsun gitsin. Peki bu saray medyası durduk yerde niye 3. Dünya Savaşı çıkartıyor? Üçüncü Dünya Savaşı böyle kolay bir şey midir Allah aşkına? Üçüncü Dünya. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı tamam, yani zemin oluşuyor, şartlar oluşuyor. Yani iki kutuplu dünya tek kutuba döndü. Şimdi tekrar yeniden kutuplar oluşuyor. Eskiden işte Sovyet bloğu vardı, Amerikan bloğu vardı. Sovyet bloğu çöktü, Rusya zayıfladı, Amerika tek kaldı. Rusya tekrar siyasal güçlenmeye çalışırken öbür taraftan Çin çıktı. Öyle bir çıktı geldi ki koştura koştura 10 yıl içerisinde ekonomisini toparladı. İkinci 10 yıl içerisinde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi oldu.
Ve böyle giderse önümüzdeki dönem dünyanın birinci büyük ekonomisi olacak. Ve tabii ki bu çatışmalar Amerika'yı da rahatsız ediyor. Ve sonuçta tabii bir egemen para, rezerv para hangisi olacak? Bu kadar büyüyen bir ekonomi Çin varken, bu kadar büyük dış ticaret fazlası veren Çin varken doların egemenliği sürecek mi? Öteden beri söylerim. Doların egemenliğinin sona ermesi için mağlubunun Amerika olacağı ya da hani Pirus zaferi de kazanmış olsa çok büyük bir 3. Dünya Savaşı'na ihtiyaç var. Aksi takdirde doların egemenliği gitmez. O zaman hani şimdi itiş kakışlar var, bölgesel savaşlar var da bizim saray niye böyle savaşa teşne oldu, saray medyası? CNN'de o işte gazetelerinde o Dışişleri Bakanı kalktı açıklama yaptı işte 3. Dünya Savaşı tehlikesi var. Milli Savunma Bakanı kalktı ordumuz 3. Dünya Savaşı'na hazır. Burada şu var bakın. Bizimkiler, daha bizimkiler, şimdi içeride bölgede bir tarafta işte Gazze'ye bulaşmaya çalışıyorlar. Öbür tarafta Suriye'de ne yaptıklarının farkında, daha doğrusu yaptıkları politik hatanın nelere mal olacağını aşağı yukarı farkına vardılar. Bir manevra yapmaya çalışıyorlar. Yok işte daha İsrail onunla, yani bir çatışma havasından içerideki gündemi kapatmaya çalışıyorlar. Ben size biraz önce söyledim. Yani bakın biz dolara %40 faiz ödeyen, sıcak paraya %40 faiz ödeyen bir ülkesin. Bunu kimse kaldıramaz. Bütün sanayi, en büyük 500 sanayi kuruluşu 645 milyar kar etmiş. Sadece Merkez Bankası'nın zararı 818 milyar. Bundan daha fazla. Böyle bir ekonomi. Ve bu sıcak parada gelen kredi rate de bir süre sonra gidecek. Ne zaman gidecek? Artık bilmiyoruz. Yani Ağustos'un sonunda mı gider? Eylül'ün sonunda mı gider? Kasım'ın sonunda mı gider? Gidecek. Ha, gitmemesi için bizim böyle faiz vermeye devam etmemiz lazım. %40 faizi hiçbir ülke veremez. Hiçbir ülke veremez. Yani Amerikan doları basan Amerika bile veremez öyle bir faiz. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii bu çok büyük bir tahribat yaratacak. Ne zaman yaratacak? Ağustos, şeyde, Kasım'da falan yaratacak. Bu tahribatı gündemden düşürebilmenin tek bir yolu var. O da savaş. Yani Özgür Özel böyle elbise giydi. İşte HDP'lilere kayyum atandı. İşte yok gezi olaylarında şu oldu. Bilmem ne gibi gündemlerle veya işte Cumhurbaşkanı'nın veya sarayın yarattığı, ortaya çıkardığı suni gündemlerle bu saydığım ekonomik bunalım, ekonomik kriz kapatılamaz. Bu ekonomik krizin konuşulamayacağı tek bir şey kaldı geriye, savaş. Bu bir. İki, dünya tarihiyle şunu gösterdi ki, dünya tarihiyle şunu gösterdi ki, bütün diktatörler veya otokrat yönetimde bulunanlar savaş çıkarmadan o koltuktan gitmiyorlar. Böylece bir tarihten gelen bir, ha biz diktatör tarafından mı yönetiyoruz? Hayır, ama biz tek adam tarafından yönetiliyoruz. Bize diyorlar işte Türkiye bir otokrat rejim tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla yani tarihte böyle bir şey var. Yani otokratlar veya tek adamlar giderken büyük ihtimal savaş çıkartıyor diye. İşte çıkartılacak bir de bahane var. İşte İran, ama şey İran diyorum. İsrail var, Gazze var, Lübnan var, işte Suriye var. Bu bahaneyle ama bir yerel savaş demeyecekler de onun adına 3. Dünya Savaşı. Çünkü asrın lideriyiz ya biz ve çok önemli bir ülkeyiz ya. O yüzden biz yani yerel savaş kesmez bizi. Yani. Keser mi? Koskoca Türkiye'yiz biz yani. Keser mi yerel savaş? Kesmez. Gündemi de kesmez. 3. Dünya Savaşı. Şimdi tabii bu arkadaşlar tarih de bilmiyor. Dünya savaşlarının nasıl çıktığını da bilmiyor. Bunun nelere mal olacağını da bilmiyor. Hatta bir tanesi yani
Şimdi geçen gün Ertuğrul Özkök işte gitmiş şeye de maç seyretmeye Almanya'ya galiba. Orada sermayesini ve paralarını yurt dışına çıkaran yine muhafazakar İslam sermayesi ama Erdoğan'la arası açılan Murat Ülker'le konuşmuş. Onu yazmış. Şimdi bu arkadaşlar da çok bilgililer ya, yani iktisat tarihi biliyorlar, Dünya Savaşı biliyorlar. İşte daha 3. Dünya Savaşı çıkmasa iyi olur. Evet, iyi olur tabii de efendime söyleyeyim. Türkiye'ye 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın etkileri neymiş? Onu Murat Ülker yazmış. Ertuğrul da onu böyle yazmış kendi köşesinde. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Ne diyeceğim bilemiyorum. Şimdi Birinci Dünya Savaşı, bakın ben anlatayım onların söylediği gibi de. Şimdi diyor ki ya Birinci Dünya Savaşı diyor bize maliyeti diyor Osmanlı dağıldı. Dağıldı tamam. Ama bakın Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? Önce şöyle söyleyeyim. Bir sebep var da böyle Dünya Savaşı'nın çıkması. Şimdi 1873 yılı Viyana borsası çöktü. Dünyada o 1929 büyük krizi vardır ya, bunalım, o daha sonra İkinci Dünya Savaşı'na kadar, patlamasına kadar neden olan, ondan önceki birinci büyük krizdir. Kapitalizmin en büyük krizidir ama adı da uzun krizidir onun. Bayağı uzun sürdü. 1873'te başladı, notuma bakıyorum. 23 yıl sürdü, 1896'ya kadar. Bunu bir tarafa koyun. İki, şimdi sanayi devrimi başladığı zaman 1860'larda İngiltere zaten dünyanın ağababası, dünya işte kapitalizminin ve emperyalizmin ağababası İngiltere. Dünya sanayi üretiminin %20'sini gerçekleştiriyor tek başına İngiltere. %25 var, %25'ini yapıyor. 1860'larda. 1913'e gelindiğinde, yani Dünya Savaşı çıkmadan bir yıl önce geldiği zaman İngiltere'nin payı %10'a düşüyor. Sonradan bu işe giren Almanya'nın payı %15'e çıkıyor. Yani savaşın esas çıkma sebebi Almanya'nın İngiltere'yi geçmesidir. İki, Almanya bununla da kalmıyor. Almanya İngiltere ile rekabet edebilecek büyüklükte donanma inşa etmeye başlıyor. Üç, ve bugüne çok uyan bir şey, bugüne çok uyan bir şey. Almanya İstanbul Bağdat Demiryolu projesi için Osmanlı Devleti ile anlaşıyor. Ne demek o İstanbul Bağdat Demiryolu? Bütün o Orta Doğu'ya inen, İstanbul ve Orta Doğu'ya inen ticaret yolları Almanya'nın etkisi altına girecek. 1892'de böyle bir anlaşma imzalanıyor. Ve İngiltere'nin esas hani hedef ülkesi Hindistan'a giden yolunun kesilmesi. Bu Bağdat Demiryolu projesi. Bugün Bağdat Demiryolu projesinin bugün ne ilgisi ne dersek, Çin Kuşak Yol projesine bakın. Çin Kuşak Yol projesi de oradan Çin'den başlıyor. Üç ayrı yerden gidiyor. İşte bir deniz cephesi var, aşağıdan iniyor. Ve bakın bütün çatışmalar o Güney Pasifik'te ve şeyde Hint Okyanusu'nda hep o bölgede, Malaka Boğazı'nda, orada burada Amerika orada hırgür çıkartıyor. İkincisi demir yoluyla ki Türkiye'den de geçiyor. Bu hat üzerinde orada kargaşa, gürültü, patırtı çıkartıyor. Yine Amerika, yok işte Ermenistan, Azerbaycan çatışmaları. Üçüncü de yine şeyden, o fiber optik hatlar ve Rusya'dan orayı zaten kilitledi. Şimdi bakın, bu Kuşak Yol projesi Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olan Bağdat Demiryolu projesinin günümüzdeki şeklidir. Ve yıllar önce ben o zaman yazdım. O zaman YouTube kanalım yoktu ama yani yıllar önce de yazdım. Hem Facebook'ta yazdım hem de internet sitelerinde yazdım. Bu kuşak üzerinde bulunan ülkelerde Amerika sürekli patırtı gürültü çıkartacak ve çıkartıyor. Şimdi buna göre de zaten mevzi savaşlar var. Yine o deniz yolunun olduğu yerde zaten Kızıldeniz,
tarafı her zaman huzursuzluk yaratıldı. Yani her zaman demeyeyim de uzunca bir süredir huzursuzluk var orada. Oradan deniz yolu geçişini de engelliyor. Çin mallarının Asya'ya gelişini engellemeye çalışan bir operasyon. Şimdi bu 3. Dünya Savaşı için sebeplerden bir tanesidir. Ama bu böyle topyekün bir savaş değil. Şimdi burada huzursuz, yani bölgesel çatışmalar huzursuzluklar yaratıyor. Şimdi bizim Osmanlı nasıl orada yem olduysa, Türkiye de bu savaşta böyle hani aktif rol alacak güçte de bir ülke değil her tarafı. Yani ekonomi zaten tamamen dışa bağımlı. Bu gırtlağa kadar dış borç içindesin. Dışarıdan gelen sıcak paraya %40 faiz verecek kadar da çaresizlik içerisindesin. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki ben savaşı hazırım. Nerede savaşı hazırsın ya? Borç içinde olan bir ülke hangi savaşı hazır olurmuş? Yani böyle bir abuk subuk saçmalıklar. Eğer böyle bir savaş senaryoları varsa ki bakın bölgesel çatışmalar vardır. Böyle bir savaş senaryoları varsa o zaman herkes elinde avucunda ne var? Altın alacak, altını da yastık altına götürecek. O zaman bakmayın hiç kimseye. Dolar şu olur, faiz bu olur, borsa bu olur. Yok bankaların yatırım fonları. Hepsini bir kalemde geçin. Kuru gıda ve kuru gıda, bozulmayan zeytinyağı ve altın stoklayın. Yani yok ya başka bir şey. Çünkü saray meclisi böyle yayın yapıyor. Ama bu yayın savaş çıkacağından falan değil. Ha bölgesel çatışmalar çıkıyor elbette. Çıkacak. Ha elbet bir gün 3. Dünya Savaşı da çıkacak ama o bugün değil. Veya bizim saray medyasının dediği gibi değil. Saray medyası büyük bir ekonomik çöküşün gündem dışı tutmanın peşinde koşuyor. Yani kısacası bu. Peki hani laf lafa açtı anlatalım dersek ya hani diyelim ki 3. Dünya Savaşı hani doların egemenliği gider mi gitmez mi? O zaman şöyle bir tarihten kısaca bahsedip bu sohbeti bitirelim. Merak edenler sohbeti bitirelim. Meraklısına da sonra önereceğim kitabım var. Şimdi 1. Dünya Savaşı'na kadar dünyanın emperyalist gücü, egemeni İngiltere'ydi. Şimdi savaşı çıkartan savaşı finanse eder. Finanse etmek zorunda. Yani bizimkiler diyor ya 3. Dünya Savaşı'na hazırız. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nı İngiltere çıkardı. Ve İngiltere bu savaş esnasında da tabii savaşı finanse etti. Savaşa katılan diğer ülkeleri finanse etti. Ama finanse ettikçe açık verdi. Açık verdikçe bu sefer gitti Amerika'dan borçlandı. Amerika'dan borçlandı. Ve bu gerek 1. Dünya Savaşı sırasında, gerek işte 1929 bunalımına kadar olan sürede dünya altın stokları da aşağı yukarı %40'ı da Amerika'ya gitti, göç etti, oraya kaçtı. Böyle bir yapıda savaş İngiltere'nin galibiyetiyle bitti ama İngiltere hazinesi de çaresiz kaldı. O zaman para birimleri altına bağlı, altın standardında. Yani İngiltere tamam dünyanın egemeni ve egemen güç finanse edendir, borç verendir. Yani imparator borç verendir emperyalizmde. Borç ama şimdi şunu söylüyor rezerv para olarak. Sen bana pound getirirsen karşılığında şu kadar altın var ben sana altın veririm. Bunu yapamaz hale geldi. Çünkü borcu arttı Amerika'ya karşı. Ve 1931 yılında İngiltere altın standardını terk etti. Dedi ki Commonwealth ülkeleri dışında yani kendisine bağlı olan ülkeler dışında artık pound'un, sterlinin altın karşılığı yoktur diye ilan etti. Ve dünya bu 1931'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 1944'e kadar böyle bir rezerv parasız kaldı. Böyle bir rezerv para boşluğu var.
Sonra arkasından savaş geliyor biliyorsunuz. Savaştan sonra 1944 savaş bitiyor ve 1944 yılında bakın daha NATO kurulmadan. NATO kurulmadan. Amerika Bretton Woods Anlaşması imzalıyor. Bretton Woods Anlaşması doların rezerv para birimi olarak kabul edilmesi. Ama Bretton Woods Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük örgütlenmeler. Bir, Dünya Bankası kurulacak. Amerika'nın kontrolünde. İki, IMF kurulacak. Şimdi IMF, Dünya Bankası o zaman hani, İmar Kalkınma Bankası diye kuruldu. Sonra adı Dünya Bankası oldu. Üç, NATO kurulacak. Bakın IMF ve Dünya Bankası'nın kurulması NATO'dan daha önce. Ve dört, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'e üye olabilmek için önce IMF'e ve Dünya Bankası'na üye olma şartı var. Yani burada eşeği sağlam kazığa bağlıyor Amerika. Diyor ki dünya para birimi dolar olacaktır. Herkes IMF üyesi olacaktır. Yani bunun jandarmalığını, askeri jandarmalığını bana bağlı olarak NATO yapacak. Ama öbür kontrolünde IMF ve Dünya Bankası üzerinden ben egemen olacağım bütün sisteme. Dolar İmparatorluğu böyle doğdu. Ve altına bağlandı. Altına bağlandı. Ama 1971 yılında Fransa de Gaulle topladıkları altınları Amerika'ya gönderdi. Dedi ki ben sana dolarları gönderiyorum karşılığında bana altın ver diye. Uçak havadayken Amerikan Başkanı, o zaman Nixon'dı yanlış hatırlamıyorsam. Amerikan Başkanı biz dedi o anlaşmayı iptal ettik tek taraflı. Uçak havada, dolarlar havada kaldı. Altın standardından vazgeçti. Yani Amerika hani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurallara dayalı bir yeni dünya düzeni kurduk. O dünya düzeninin öncüsü de benim. İşte bu kurallar da demokrasidir, özgürlüktür, insan haklarıdır, işte liberalizm, kapitalizm, özgürlükler vesaire. Arkasında altın standardı ve kurallar Amerika canı istediği zaman kuralları istediği şekilde değiştiriyor. Demokrasi ve insan hakları da zaten beyaz adam için geçerlidir ve Amerika kimler için isterse geçerlidir. Yani mesela Irak'a da demokrasi getirdiler, Libya'ya da getirdiler. Hatta geçenlerde Biden aşağılık bir Dışişleri Bakanı Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde daha bu Mart ayında Anzaklar için onlar Anadolu'ya özgürlük ve demokrasi getirmeye gitmişlerdi diye böyle aşağılıkça, cahilce hani şimdi ağzımdan da daha kötü bir laf çıkacak. Bir laf etti yani. Anzaklar. Yani ne diyeyim, güleyim mi, küfür mü edeyim bilemiyorum. Yani küfür etmek daha iyi. Yani eşşoğlu eşek az bile kalır. Tamam mı? Yani Amerikan Dışişleri Bakanı'na, Başkanı'na eşşoğlu eşek dedi dersiniz. Orada desen, orada da içeri atmıyorlar. Orada hakikaten biraz hala demokrasi var. Ama buraya demokrasi ve özgürlük getirmeye gelmişler. Ama şehit olmuşlar bu Anzaklar. Neyse onu da bir tarafa bırakalım. Yani Amerika istediği şekilde kuralları, düzeni bozuyor. Dolayısıyla bir mevcut sistem, hani dünya düzeni kurallara dayalı bir düzen değil. Şimdi tek kutuplu bir dünyada öbür tarafta da Çin ve Rusya gelişiyor ve yeni kurallar. Ha tekrar ekonomik kriz de var. Yani neoliberal sistem 2008'de kayalara çarptı. Wall Street kriziyle, daha doğrusu bu mortgage kriziyle. Daha hala toparlanabilmiş değil. Arkasından gelen pandemiyle daha da beter oldu. Hala toparlanabilmiş değil. Müthiş bir gelir ve servet eşitsizliği var. Amerikan ordusu ve Amerikan donanması güç kaybetti. Şimdi Pasifik'te o 3. Dünya Savaşı'nı sürdürebilecek seviyede mi? Yani ben şimdi tavsiye ederim. Yine bu kumpas davalarıyla ne diyelim tasfiye edilen ordudan Amiral Cem Gürdeniz'in, emekli Amiral Cem Gürdeniz'in internette yazılarını okuyun. Özellikle hani bu Çin, Amerika, Pasifik'teki
uçak gemileri ve savaş gemileri performanslarını değerlendirirseniz. Şimdi böyle bir gerilim var ama Amerika'nın gücü orada o savaşı çıkartmaya yetmiyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Yetmiyor. Yani onu hemen öyle daha büyük bir topyekün bir savaş çıkarma gücünde değil ama bölgesel savaşlarda zaten işte çıkartıyor. Bir tane Zelenski diye bir zibidiyi buldular. Ukrayna Savaşı'nı neden oldular. İşte öbür tarafta konser basan bir başka ne diyelim terör örgütünü şimdi İsrail'e saldırttılar. Bedelini bütün şeyler ödüyor. Gazze'liler ödüyor. Böyle yerel savaşlar. Şimdi o savaş Beyrut'a sıçrayabilir. Türkiye hedef de BOP projesi altında. Bunlar devam ediyor ve edecek. Edecek. Ama biz sanki böyle bir şeyler oldu saraya. Biz buralara bir teşne olmaya kalktık. Ben şu anda böyle bir ihtimal görmüyorum Türkiye için ama bu saray bu ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Burası da Türkiye ne zaman ne olur belli olmaz abicim diye meşhur bir laf vardır. O nedenle diyoruz ki burada karışıklık var. BOP projesinde Türkiye veya böyle savaş gibi projelerde Türkiye masada ama Türkiye masada sandalyede oturan gözlemci pozisyonunda veya karar verici pozisyonunda değil. Masada menüde. Birinci Dünya Savaşı'nda da öyleydik. Masadaydık ama menüdeydik. Menüde yani tabaktaydık. Yenecek ülke konumundaydı Osmanlı. Yine aynı pozisyonumuz devam ediyor. Benden şimdilik bu kadar. Şimdi hani ordumuz savaşı hazırmış. Lan bu kadar borcum varsa nereye hazır olursun ki? Bir de mesela küçük bir anekdot anlatayım. Bu İkinci Dünya Savaşı sürerken Trakya'da tatbikat esnasında bizim generaller İsmet Paşa'ya diyor ki Bulgaristan'ı işgal edelim. Girelim Bulgaristan'a. Şimdi İsmet Paşa da diyor ki tamam diyor bir size soru diyor. Bulgaristan'da diyor okuma yazma oranı ne kadar diyor. Şu kadar. Türkiye'de ne kadar? Onun 10'da biri, 20'de biri. Ya diyor biz şimdi oraya gireriz diyor. Kolay diyor. 6 saatte gireriz, 3 saatte gireriz. Ama okuma yazma seviyesi öyle olan bir ulusu, okuma yazma seviyesi bu olan bir ulus nasıl kontrolü altında tutabilir? Nasıl kontrolü altında tutabilir? Bunu niye söylüyorum? Bugün bir istatistik televizyonda duydum. İstatistik şu, toplumların kitap okuma oranı. Şimdi Rusya'da nüfusun %29'u kitap okuyor. Nüfusun %29'u. Arkasından İngiltere geliyor %23. %23. Sonra %21 ile Fransa, Almanya geliyor. Türkiye 10 binde 4. Yani şimdi %29, 100 kişiden 29 kişi kitap okuyor. Sen de 10 bin kişide 4. Buyur git savaşa. Hazırmışız savaşa. Buyurun gidin savaşa. Hadi göreyim sizi. Hadi kahramanlar. Hadi Osmanlı ocakları. Hadi ülke ocakları. Hadi buyurun savaşa. Kitap dedim. Esasında Birinci Dünya Savaşı niye çıktı? İkinci Dünya Savaşı niye çıktı? İkinci Dünya Savaşı'nın mesela Türkiye katılmadı. Türkiye'ye bu zaferdir diyor şey. O Murat Ülker, Ertuğrul Özkök. Ya İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye kaybı olmadı diyor. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye en büyük kaybı biz Atatürk'ü kaybettik İkinci Dünya Savaşı'nda. Neden derse? İkinci Dünya Savaşı'nda Cumhuriyet, o zamanın Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet'in iki unsuru, sonra gerici toprak ağaları, gericiler, tüccarlar koalisyonu, Demokrat Parti el ele verip Atatürk devrimlerini yok ettiler. Köy enstitülerini kapattılar. Toprak reformunu yok ettiler. 1947 yılına kadar Türkiye kendi kaynaklarıyla ekonomik olarak hiçbir borç olmadan planlı bir sanayileşme ve ekonomik kalkınma modeli geliştiriyordu. O modeli terk ettiler, kalktılar askeri olarak Truman doktrini diye NATO'nun kucağına oturdular. Ekonomik kalkınma ve model olarak da bu kendi başına bağımsız kalkınma modelini bırakıp
Marshall planında teslim oldular ve Amerikan emperyalizmi kucağına oturdular. Bunlar çok önemli gelişmeler. Ha, kitaptan kalktım. Bunları ben hepsini bu şeyde anlattım. Yani birkaç defa tekrarlıyorum yayınlarda. Bu kendi kitabım, reklamını yapacağım tabii doğal olarak. 21. yüzyıl için Türkiye'nin fabrika ayarları ekonomide karşı devrim. Bütün bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Savaşlar nasıl çıktı, niye çıktı, Türkiye nerelerde hata yaptı, nerelerde iyi şeyler yapmıştık ve bundan sonra ne yaparız? Bunların hepsini burada anlattım. Amazon.com.tr'den izleyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar alabilir. Efendim teşekkür ediyorum. Yayını yine uzattık. Hoşça kalın. Sağlıklı.